Size Macaristan'ın 10 yıllık başbakanı Viktor Orban'dan söz edeceğim bugün. Orban gençlik hareketinden geliyor. Kendisinden önceki solcu başbakanın kitle desteğini kaybetmesi üzerine yapılan seçimde %50'nin üzerinde oy alarak iktidar oldu. Tek adam pozisyonu elde edince de demokrasinin altını oymaya başladı. Önce anayasayı değiştirdi. Önünde engel olarak gördüğü yargıçları erken emekliye ayırdı. Muhalif medya organlarını susturdu. Kendi iş adamları çevresini kayırıp zengin ederken Macar asıllı milyarder Soros'u kendisini devirmeye çalışmakla suçladı. Soros'cu ilan ettiği muhaliflerine karşı acımasız bir kampanya başlattı. Akademik özerkliğe son verdi. Soros'un finans desteğiyle kurulan bir üniversiteyi kapattı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararın hukuksuz olduğunu 2,5 yılda tescilledi. Ama o süreçte çoğu genç, 600 binden fazla Macar ülkesini terk etti. Orban, oy verirseniz hizmet alırsınız sloganıyla yürüttüğü kampanyalarla iki seçimi daha kazandı. Ama o arada Macaristan bir mafya devletine dönüştü. 2017'de Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi 40 milyon euroluk AB yardımının usulsüz yollarla Orban'ın damadına aktarıldığını saptadı. Avrupa tam Orban'ı eleştirmeye başlamıştı ki mülteci krizi patladı. Macaristan mültecilerin Avrupa'ya açılan kapısıydı. Batılı liderler, evet Orban bir diktatör ama ona ihtiyacımız var dediler ve bütün hukuksuzluklarına göz yumdular. Ama o arada içeride ilginç bir gelişme oldu. Muhalefetteki milliyetçi sağdan radikal sola, yeşil hareketten liberallere kadar bütün partiler 2022'de yapılacak seçimde Orban rejimini değiştirmek için ittifak kararı aldı. Ortak aday olarak da geçen hafta Marki Z ismi üstünde anlaştılar. Daha önce siyasette aktif olmayan, muhafazakar görüşleriyle tanınan bu isim, Orban'ın kalesi sayılan bir kentin belediye başkanlığını kazanmasıyla popüler oldu. Şimdi Orban panik halinde, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Sayıştay üyelerini değiştiriyor. Muhalif ittifak ise parlamenter demokrasiye dönüşü içeren bir anayasa taslağı üzerinde çalışıyor. Seçime 14 ay kala kamuoyu yoklamaları muhalefetin birkaç puan önde olduğunu gösteriyor. Nasıl? Tanıdık geldi değil mi? Evet, yalnız değiliz.